Arkadaşlar merhabalar. 7. ünitedeyiz dostlarım. 17. köşe taşıyla devam ediyoruz. Yönlü açılar ve trigonometrik fonksiyonlara. Bakalım şöyle 17. köşe taşımızın birinci sorusu ne diyormuş? Okunuyor mu her şey? Gayet güzel okunuyor gibi geldi bana. Diyor ki koordinat düzleminde birim çembere teğet x eşittir 1 doğrusu ve üzerindeki 1'e 7 bölü 5 noktası veriliyor. Şimdi 1'e 7 bölü 5 dediği apsisi 1'miş. Yani y eksenine uzaklık 1 birimmiş arkadaşlarım. O halde şurası 1. Zaten yer çapımız 1. Ordinat 7 bölü 5'miş. Demek ki y eksenine uzaklık şurası da 7 bölü 5'miş dostlarım. Bize de a, o, b yani şu açının tanjant değeri soruluyor dostlar. Tanjant neydi? Karşıki dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani 7 bölü 5 bölü 1 olacak dostlarım. Ve 7 bölü 5'i 1'e bölerseniz de yine 7 bölü 5 çıktı. İkinci soruya bakıyorum dostlar. Diyor ki yine bakın bir noktası verilmiş. Şurası demek ki 1. 4 bölü 3 verilmiş. Şurası demek ki 4 bölü 3. Sinüs alfa değeri nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi sinüs neydi? Karşı kenar bölü hipotenüs. Yani benim AO'yu da bulmam lazım. Şimdi AO'yu bulmak için ya şu Pisagor bağıntısını yapacaksınız. AO'nun karesi eşittir. 1'in karesi artı 4 bölü 3'ün karesi deyip AO'yu buradan bulacağız dostlarım. Ya da şunu fark edeceğiz. Bakın bu adam 3'ün 3'e bölünmüş hali. 3 bölü 3. Bu adam 4'ün 3'e bölünmüş hali. Demek ki hipotenüs ne olacak? 5'in 3'e bölünmüş hali olacak. Yani 3, 4, 5 üçgeniymiş bu. 3'e bölmüş sadece arkadaşım. Hipotenüsü 5 bölü 3 diye çakalca bulduk biz de. Şimdi ne diyordu? Sinüs alfa karşısı 4 bölü 3, hipotenüsü 5 bölü 3. 4 bölü 3 aynen dursun. 5 bölü 3'ü de 3 bölü 5 diye ters çevirip çarptım. 4 bölü 5 geldi. Sorumuzun cevabı dostlar. Evet 17'yi gömdük. Hemen 18 numaradayız. Bakalım burada ne yapacağız. Birinci sorumuz. Diyor ki birim çemberde alfa açısı x eşittir 1 doğrusu veriliyor diyor kardeşim. Tamam. KL 2 birimmiş. KL neresi? Şurası 2 birimmiş. Olduğuna göre tanjant alfa nedir diye soruyor. E şurası da 1 birim dostum. Şimdi alfanın tanjantını bulmayayım de ben hemen bunun bütünlerine beta diyeyim arkadaşlarım. Bakın görün bunu. Alfa ile betanın toplamı 180 derece. Peki burası beta ise tam tersi de beta olacak. Şimdi bana tanjant alfayı soruyordu. Ben komşudan faydalanıyorum. Betadan faydalanıyorum. Betanın tanjantı 2 bölü 1. Bak tanjant beta. Karşı bölü komşudan 2 bölü 1. Yani 2 çıktı kardeşim. Ama alfa bunun nesi? Abisi, komşusu. Yani bütünleri. Bütünler iki açıdan. Birinin tanjantı neyse diğerininki onun eksilisi olacak. Yani bunun cevabı eksi 2 gelecek kardeşim. Hadi ikinci soruya bakalım. Fx fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Dostum tanjantın görüntü kümesi tüm reel sayılar. Sonsuzdan sonsuza, x sonsuzdan artı sonsuza kadar diyeceksin. E sen bunu 2 ile de çarpsan, 1 ile de toplasan yine tüm reel sayılar olacak kardeş. O yüzden doğru cevap Denizli gelecek. 3 numaradayım arkadaşlarım. Şimdi 70'i vermiş. Şurası 20 derece olacak. Bunu bir bilelim. Şurası da 20 derece olacak. Bunu da söyleyelim. Şurası n dediğimiz uzunluk. Şuraya kadar gelen n. Şuradan aşağı inen de m dediğimiz kısım. Bize diyor ki tanjant 200'ün değeri aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Tanjant 200. Dostum ben yine tanjant 200'ü bulmaktansa ki tanjant 200 dediğin şuradan başlıyor. Bak buraya kadar 180 bir de 20 derece gelecek. Yani aslında şu açının tanjantını yani şu açının tanjantını soruyor bile diyebilirsin. Peki tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Yani m bölü 1. M bölü 1'den m geldi sorumuzun cevabı. Hadi 4 numaraya bakalım.
Fonksiyonun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Şimdi köklü bir ifadede dostum, ne diyorduk? İçinin büyük eşi sıfır olması gerekiyordu ki. Ha, burada gerçi tek dereceymiş dostlar bunlar. O zaman işimiz gayet kolay kardeşim. Bak, eksi bir kök dışına nasıl çıkacak? Eksi bir diye çıkacak. Eksi birden sonsuza kadar diyeceksin kardeşim. Ha, bu kadar basit. Zaten sonsuza kadar gitmiyor muydu? Tanjant sonsuzla sonsuz aralığında değer, eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında değer alıyordu. Eksi sonsuz olduğu zaman burası bak karesi pozitife döndü. 4 de dışarıya çift kuvvet olduğu için 4 de dışarıya çıktı. Pozitif oldu zaten buralar. Bir tek eksi 1 kaldı. Eksi 1'den sonsuza kadar demen yeterli olacak diyorum dostum. Pekala. Hadi bakalım şimdi 19'u alalım. Ne diyormuş bu 19 numaralı köşe taşımızın birinci sorusu? Diyor ki, koordinat düzleminde birim çembere teğet ve y eşittir 1 doğrusu var diyor. Demek ki şurası 1 santim arkadaşım. Zaten birim çembermiş, bu 1 santim. Şu noktanın x'i dediğimiz yer şurası kök 7 bölü 2 santim. AOK açısı şuradaki açının bize kotanjant değeri soruluyor. Hadi buradan da aşağı bir diklik indirelim. Şimdi biliyorum ki burası artık 1. Kök 7 bölü 2 olduğu için şu uzunlukta kök 7 bölü 2. Şimdi kotanjant neydi dostum? Komşu bölü karşı. Yani kök 7 bölü 2 bölü 1 olacak. O da kök 7 bölü 2 geldi sorumun cevabı. 2 numaraya geldim. Ne diyor bu? KH kaç birim uzunluğundadır diye bir soru sormuş. Şuradaki X'i istiyor bizden arkadaşlarım. KH'a X diyelim. Şimdi şuradan aşağı indirdiğimiz diklik 1. Y'ye olan uzaklık 3 bölü 2. Yani şuranın uzunluğu 3 bölü 2 olacak dostum. Şurası da 1 birim. Ben buradan aşağı bir diklik indirdiğimde şu uzunluk 1. Şurası da X birim oldu. Dikdörtgenden dolayı X'i getirdim. Şu aşağıya taşıdım. Şurası da neydi kardeşim? Kaç birim demiştik buraya da? 3 bölü 2 mi demiştik? Evet, 3 bölü 2 birim de burası oldu. Başka ne yapalım? Şurada bir Pisagor bağıntısı yapalım dostlar. 3 bölü 2'nin karesi, şu uzunluğu bulacağım ben. B ile O arasındaki uzunluk. O, B'nin karesi eşittir. 3 bölü 2'nin karesi yani 9 bölü 4 artı 1'in karesinden 1 geldi. 4, 13 bölü 4 geldi. OB'nin karesi 13 bölü 4. Yani OB ne çıktı bu durumda? Kök 13 bölü 2 geldi. Şuradaki uzunluğun tamamı kök 13 bölü 2'ymiş dostum. Hadi bir de benzerlik yapalım. Bakın 1 bölü tamamı. Yani 1 bölü kök 13 bölü 2. Eşittir. X bölü tamamı. Yani 3 bölü 2. Bölü 2'ler gitsin. 3'ü de buraya çarpı olarak atalım. 3 bölü kök 13 çıkacakmış x'imiz. Yani cevabımız Bursa şıkkındaymış dostlar. Evet, 19'u da hallettik. Çevirdik. 20 numaradayız. Bakalım bu ne diyor. Birinci sorumuz. Birim çemberde alfa açısı ve y eşittir 1 doğrusu veriliyor. Tamam. KT 3 birim. Şurası 3 birimmiş dostum. Kotanjant alfa nedir diye bir soru soruyor. Bakın ben yine şuraya beta diyorum. Alfa ile betanın toplamı yine 180. Şu z harfinden de şurası da beta oldu dostlarım. Şu açımız da beta. Şu uzunlukta tabii ki birim çember olduğu için 1. Kotanjant alfayı ben şimdi kotanjant betayı bulacağım dostum. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. O halde kotanjant beta 3 bölü 1'den 3 geldi. Ama toplamları 180 olan iki açının birinin değeri 3 ise diğerinin kotanjant değeri eksilisi olacağından cevap eksi 3 olacak arkadaşlar. Evet, geldik buna 2 numaraya. Fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın yine dostlar, kotanjant da eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında. Sen bunu 4 ile de çarpıp 1 ile de toplasan yine tüm reel sayılar yapacak. Yani cevap Edirne gelecek kardeşim. Üçüncü sorumuz. Bakalım bu ne diyor? Birim çemberde alfa açısı y eşittir 1 doğrusu veriliyor.
K A virgül B olduğuna göre kotanjant alfa değeri aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Şimdi şurası bir birim arkadaşım. Bak kotanjant alfa açısı şuradakilerin tamamı. Ben şu araya beta diyeyim dostlar. Betaysa şurası da beta olacak tersten. Ve yine Z harfinden şurası da beta olacak. E şu uzunluğumuzda Y eksenine olan uzaklık yani apsis A. Kotanjant alfayı soruyor bana. Ben kotanjant betayı bulacağım. Kotanjant beta A bölü 1 olacak dostlarım yani A. Şimdi kotanjant beta A ise bunların toplamı beta ile alfanın toplamı 360 olduğu için 360'a tamamladığında kotanjant alfada A gelecek dostum. O yüzden sorunun cevabı Adana'da gelecek. Dördüncü sorumuza bakalım. Görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Dostum yine kotanjant dördüncü kuvvet var. Buna yine bakmıyorsunuz kardeşler. Sadece şuradaki dördü alın siz dostlarım. 4 olarak gelecek bu ki karekök dışında olduğu için 2 diye çıkacak. Demek ki 2'den başlayacak sonsuza kadar zaten gidiyor bu adam. Cevabımız Denizli'deymiş dedik dostlarım. Evet 20'yi de gömdük arkadaşlarım. Şimdi 21 numarayı alacağız önümüze. 21 numaralı köşe taşımız. Burada da ifadesinin değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Hemen bakalım. Sinüs 270. Hemen şimdi sinüs 270'in kaç olduğunu söyleyeceğiz. Onun için de şöyle bir birim çemberi çiziyorum ben dostum ilk önce. Bakın şurası 1'e 0 noktasıydı. Şurası 0'a 1. Şurası eksi 1'e 0. Şurası da 0'a eksi 1 noktası. Burası 0 derece, 90 derece, 180 derece ve 270 derece. Dostum 270 derecenin şurası kosinüsü, şurası da sinüsüdür. Evet, devam ediyorum. Şurası birincisi kosinüs değeri, ikincisi de sinüs değeridir arkadaşlarım. Bize neyi soruyor? Sinüs 270. O halde eksi 1'i alacağız biz. 270 derecenin sinüsü eksi 1'miş. Bunları hep trigonometri konu anlatımında anlattığım için arkadaşlarım burada o yüzden hızlı hızlı çözüyorum. Eğer buralarda bir sıkıntınız olursa mutlaka konu anlatım videolarımı da izleyin. Faydasını olduğunu göreceksiniz. O halde sinüs 270 eksi 1 çarpı. Şimdi tanjant 180. 180 şu açı. Birincisi kosinüs, ikincisi sinüs demiştik dostlarım. Tanjant neydi? Sinüs bölü kosinüs. Yani 0 bölü eksi 1'den tanjant 180 0 çıktı. O halde şurası 0. Şimdi kosinüs 180. Dostum kosinüs hangisiydi? Birincisi. Eksi 1 geldi. Şimdi üst tarafı bir toparlayalım. 0 ile eksi 1'in çarpımı 0. Bir tek eksi 1 kaldı yukarıda. Bölü. Kotanjant 90. 90 burada kardeşim. Kotanjant neydi? Kosinüs bölü sinüs. Yani 0 bölü 1'den 0 geldi. Şurası 0. Eksi. Sinüs 450'yi alacağız şimdi. 450 dediğimiz şöyle 0'dan başlıyorsun. Bir tam tur attın. 360. 360'ın üstüne bir 90 derece daha koyarsan işte 450'nin üstüne denk gelmişsin. Yani sinüs 450 demek aslında sinüs 90 demekmiş. 90'da da sinüs kaç arkadaşım? 1. Demek ki şurası da 0 eksi 1 oldu pardon. Eksi 1 oldu burası da. Eksi 1 bölü eksi 1'den cevabımız 1 geldi gobeller. Evet şuna bakıyoruz şimdi. Fx fonksiyonu verilmiş. F'de pi'yi bulun diyor. Şimdi x yerine pi yazın diyor. Peki o halde burası ne oldu birincisi? Kosinüs pi bölü 3 oldu. Yani 60 derece. Artı tanjant pi geldi. Yani 180 derece. Eksi pi bölü 5. 180 bölü 5 geldi kardeşim. 180'i de 5'e bölersem ne geliyor? 180 bölü 5. Bölemedim ya lan. 36 mı geliyor? Evet 36 geldi. Sinüs 36. Çarpı kotanjant pi bölü 2. Yani kotanjant 90 geldi. Şimdi kosinüs 60'ı bulacağız arkadaşım. Bunu yine
Benim trigonometri konu anlatım videomda ya dik üçgenden buluyorduk kardeşim ya da şöyle yapıyorduk hatırlarsanız. Açıları küçükten büyüğe doğru yazıyorduk. 0, 30, 45, 60 ve 90 diye yazdık. 60'ın kosinüsü dediği zaman dostum sağında kalan kaç tane açı var? Bir tane. Kök 1 bölü her zaman 2 diyorduk. Yani 1 bölü 2'ymiş. Kosinüs 60. Tanjant 180'i arıyorum. Bu da 0'dı dostlarım. Az önce de söyledik bunu. Eksi sinüs 36'yı bilmiyorum dostum. Sinüs 36 diye yazdım. Çarpı kotanjant 90'ı arıyorum. Bu da 0'dı. Az önce de bunu da söylemiş olmamız lazım. Kotanjant 90 0'sa şurası komple 0 oldu. 1 bölü 2 ile de 0'ın toplamı 1 bölü 2 yaptı. Cevabımız Denizli geldi. Evet, 3. sorumuza bakıyorum. İfadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Bakın 150'den başlamış tanjant 150. Tanjant 151, tanjant 152, tanjant 153 diye tanjant arada bir 180 var çarpı tanjant 181 şeklinde 250'ye kadar geliyor bu. Beni ilgilendiren arada bir tane tanjant 180 var kardeşim. Ve biz biliyoruz ki tanjant 180 sıfırdır. Sen bunu ne ile çarparsan çarp hepsi sıfır olacak diyebilirsin kardeşim. Evet, devam edelim. Diyor ki, ifadesini tanımsız yapan kaç farklı x değeri vardır diye bir soru sormuş bize. Dostum, burada da söyleyeceğimiz şey şu. Şimdi kotanj tanımsız yapan kaç farklı x değeri vardır diye soruyor. Şimdi zaten bakın hemen yukarıdaki köşe taşında da hocam da açıklamış arkadaşlarım. Onun dediğinin aynısı aslında. Şimdi 0 derece verseniz x dediğimiz açıya 0 derece dediğinizde ne oluyor kardeşim? İşte kotanjant x tanımsız oluyor. 0 derece dediğinizde kotanjant x tanımsız. Tanjant da 0 geliyor kardeşim ama kotanjant x tanımsız oluyor. Yani bir kere 0 var. 90 derece verin dostlarım. 90 derece verdiğinizde yine kotanjant x kotanjant x 0 oluyor. Yani paydamız 0 oluyor. Dolayısıyla bir tanımsız oluyor. Başka ne verelim burada x'e? Ne verdik? Bir 0 verdik. Bir 90 derece verdik. Başka 180 dereceyi verdiğinizde yine tanımsız olacak. 180 yazın arkadaşlarım buraya. 180 yazdığınızda kotanjant x zaten tanımsız oluyor. Tanjant 0 oluyor. Yine kotanjant x tanımsız olduğu için yine tanımsız çıktı. 3 tane bulduk bak şimdi. Sonra şimdi 90 derece değil de 45 derece versek biz x'e. Tanjant 45 yazınca buraya tanjant 90 oldu. Bakın tanımsız geldi ister istemez. 45 de sağladı. Sonra bir de 90 dereceyi ne demiştim? 90 derece mi verdik bir de? Ne kaldı? 45'i verdik. 180'i verdik. 0'ı verdik. 90'ı yazdık bir daha. İfadesini tanımsız yapan kaç farklı x değeri vardır? Ne kaldı şimdi? Şu aralıkta bir de 135 derece versek mesela. 135 derece. Evet doğru. 135'i verelim. 135 yazdığınızda bakın 2x olduğu için burası 270'e dönüyor ister istemez. Ve tanjant 270 de tanımsız olduğu için 135'te de tanımsız olacak. Toplam 5 tane tanımsız olduğu değer vardır diyebiliyorum dostum. Çevirdim burayı. 22. köşe taşımız 1. sorumuz arkadaşlarım. Aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi doğrudur demiş. Hemen bakalım. Şimdi tanjantları kıyaslıyorum arkadaşlarım. A şıkkında tanjant 40 küçüktür tanjant 20 demiş. Dostum eğer tanjantları kıyaslayacaksan açı küçükse daha küçük değer alır. Büyükse daha büyük değer alır. Yani açı 40 derece 20'den daha büyük olduğu için tanjant 40'ta tanjant 20'den büyük olacak. O yüzden bu yanlıştır. Şimdi şuna bakalım. Kotanjant 10 diyor. Şimdi kotanjant 10 dediğin şey tanjant, şöyle yazayım. Kotanjant 10 tanjant 80'e eşittir. Toplamları 90 olduğu zaman açıların değerleri birbirine eşitti. Kosinüs tanjantıyla kotanjantı birbirine eşitti. O halde bu artık tanjant 80. Tanjant 80 küçük müdür tanjant 40'tan? Hayır. Bakın çünkü 80 daha büyük bir açıdır.
büyük açının tanjantı daha büyüktür. O yüzden bu da yanlış bir cevap. Şuna geldik, bak ikisini de kotanjant vermiş. İsterseniz kotanjanttan çözün kardeşim. Kotanjantta da şöyle yapacaksın. Açı küçükse değeri büyük olacak. Kotanjantta da tanjantın tam tersi. Ya da istiyorsan önce bunları tanjanta çevir. Bu adam tanjant 48'dir. Çünkü toplamları 90. Küçük mü acaba? Bu adamda tanjant 38'dir. Toplamları 90. 48, 38'den büyük bir açı olduğu için tanjant değeri de büyük olacak. Demek ki bu da yanlış. Denizli'ye geldim. Biri tanjant, biri kotanjant. İkisini de tanjant yapalım. Şu kotanjant 62 dediğim şey, tanjant 28 olmak zorunda ki toplamları 90 olsun. Tanjant 28 küçüktür, tanjant 28. Hayır, ikisi de birbirine eşittir. Bu da yanlış. Demek ki doğru cevabım Edirne'deymiş dostum. Hadi ikinci soruya bakalım. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir soru sormuş. E şimdi en küçük açımız en küçük değeri olacak değil mi? Tanjant da böyleydi. Demek ki A en küçük olacak. Şu yanlış, şu yanlış, şu yanlış. Sonraki küçük açımız 32. Demek ki C bir sonraki küçük değer ortada olacak. Cevap Bursa'daymış dedim. Geldik buna. Burada da bakın kotanjantları kıyaslayın diyor dostlarım. İki seçenek var önünde. Ya ikisini de, hepsini de pardon, tanjant yapacaksın. Ondan sonra kıyaslayacaksın. Ya da kotanjant da kardeşim işin tam tersiydi değil mi? Küçük açımız hangisi mesela? 48 en küçük açı. O halde en büyükleri bu olacak. Yani Z içlerindeki en büyük olacak arkadaşlar. Bakalım. Burada en büyük değil, burada en büyük değil, burada en büyük değil, şu ikisinde en büyük. Peki bir sonraki küçük açımız, kotanjant 56 var. Demek ki Y ortadaki değer olacak, en küçükleri de X olacak dostum. Y ortada, en küçükleri de X. İşte doğru cevap Ceyhan'dı. Son sorumuza geldik. Bakın burada tanjant ve kotanjantları kıyaslayın diyor. Burada isterseniz hepsini ya tanjant yapın ya da hepsini kotanjanta çevirin. Ben tanjanta çeviriyorum. Tanjant kaçtır bu kardeşim? 62. Bu da tanjant 48'dir dostlar. Şimdi en küçük açımız 48 olduğu için C en küçükleri. En küçük C olacak. Hemen bakalım hangi şıkkımızda C en küçükse onları tutalım. Sonraki küçük açımız 56. Demek ki ortada B olacak dostum. İşte cevabımız Denizli'deymiş dedik kardeşler. Tamamdır. Bunu da hallettik. Hadi bakalım. Bir sonraki köşe taşına geçelim şimdi. Gobeliler 23 numarayla devam ediyoruz arkadaşlarım. 23. köşe taşımız. Bakalım ne diyor 7. ünitemizin 23. köşe taşı. Diyor ki aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi yanlıştır diye bir soru sormuş bize. Bakalım şimdi kardeşlerim. Şimdi kosinüs 40 var burada. Sinüs 60 var. Dostum kosinüs 40 eşittir sinüs 50'ye. Çünkü toplamları 90 derece olan açılardan birinin kosinüsü diğerinin sinüsüne her zaman eşittir. Demek ki ben kosinüs 40 yerine sinüs 50 yazabilirim. Sinüste de tıpkı tanjantta az önce yaptığımız gibi tanjanttaki gibi dostum açı küçükse değeri küçük olur. Yani sinüs 50 sinüs 60'tan daha küçüktür. Çünkü 50 60'tan küçük bir açıdır. O halde bu doğrudur. Geçtim. Bursa şıkkına bakıyorum. Dostum diyor ki sinüs 35 tanjant 35. Bakın eğer ki açı birinci bölgedeyse yani 35 derece 90'dan küçük bir açı olduğundan birinci bölgede bir açı. Her zaman kardeşim ama her zaman tanjant değeri sinüs değerinden daha büyüktür. Bak 35'in tanjantı 35'in sinüsünden daha büyüktür birinci bölgede olduğu sürece. O halde bu da doğru. Şuna gelelim Ceyhan şıkkına. Tanjantla sinüs 70'i kıyaslayın diyor. Gerçi ikisi de farklı açı. Bu bir dursun kenarda kardeşim. Bunu 45'e göre yaparım olmadı. Şu Denizli şıkkına bir bakalım. Kosinüs 20, tanjant 70 diyor. Şimdi kosinüs 20 neye eşittir artık? Sinüs cinsinden yazacağım bunu.
toplamları 90 olduğu sürece birbirine eşit olacak bunlar. Sinüs 70. Yani şuraya sin 70 yazalım biz. Ve bakın 70 derece 70 derece. Ve 70 derece birinci bölgede bir açı olduğu için evet sinüs değeri tanjant değerinden her zaman küçüktür. Bu da doğru. Şuna gelelim. Kotanjantla tanjantı kıyaslayacağız. İkisini de tanjant yapalım. Kotanjant 40 dediğim açı yine toplamları 90 muhabbetinden tanjant 50'ye eşittir. O halde buraya tanjant 50 yazalım biz. Ve tanjantta ne oluyordu kardeşim? Açı küçükse tanjant değeri de küçüktür. 50 daha küçük olduğu için bu da doğru. Yani cevabımız direkt Ceyhan gelmiş bile kardeşim. Hadi geçelim ikinci soruya. Evet bakalım ne diyor 2 numaralı sorumuz. Olduğuna göre diyor aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir soru sormuş bize. Peki hangisi doğrudur bir bakalım. Neler var? Sinüs var, kotanjant var, kosinüs var. Şimdi hepsini sinüs yapmayı deneyeyim ben ilk önce. Sinüs 46 tamam. Kosinüs 48 dediğim şey sinüs 42'ye eşit arkadaşım. Çünkü toplamları 90 derece. Kotanjantı da tanjanta çevirmeye çalışalım. Bu da neydi kardeş? B diyelim buna da. B tanjant yine 46 derece olacak. Çünkü toplamları 90 dereceye eşit. Şimdi kıyaslama yapabiliriz. Peki bir kere A ile C'yi kıyaslayalım. Sinüs de neydi? Tıpkı tanjant gibi. Küçük açı değeri de küçük olacak. 42 daha küçük olduğu için demek ki C A'dan küçük olacak arkadaşım. C A'dan küçükse şu gitti. Şu gitti. C A'dan küçükse bu da gitti. Ya bu ya bu kaldı şimdi. Şuna bakalım. A ile B'yi kıyaslıyorum. Biri sinüs 46, diğeri tanjant 46. Açılar eşit. Ve 46 birinci bölgede olduğu için sinüs değeri her zaman küçüktür diyorum arkadaşım. O yüzden A B'den de küçük olacak. Demek ki cevabım Bursa olacak. A ile B eşit değil. Peki geldik 3. sorumuza. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye bir soru sormuş bize. Peki sıralayalım bakalım bunları yine. Şimdi neler var? Sinüs var, kosinüs var, tanjant var. Şimdi kosinüsü ilk önce sinüs yapalım. Bu sinüs 28 derece olacak ki toplamları 90 dereceye olsun. Artık bu kosinüs 62 değil, sinüs 28. Peki sinüs 62 ile sinüs 28'i kıyaslayalım. Dostum neydi kural sinüste? Açı küçükse değeri de küçük. Demek ki y küçük olacak x'ten kardeş. Y x'ten küçük olacaksa şu Bursa şıkkı gitti. Başka Denizli şıkkı gitti. Y x'ten küçük. Peki x ile z'yi kıyaslayalım şimdi. X ile z'yi. Biri sinüs, biri tanjant. Açılar tıpatıp aynı ama arkadaşım gördüğün gibi. Peki birinci bölgede bir açı olduğundan ne diyorduk? Sinüs değeri her zaman daha küçüktür. O halde x küçüktür z'den olacak. X de z'den küçük olacakmış dostum. Cevabımız Edirne'de mevcut. Son soruya bakıyorum. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş bize. Şimdi kıyaslayalım. Şu bir kere kotanjant 10 değil de tanjant 80'dir arkadaşım. Bunun yerine bunu yazalım. Demek ki A dediğimiz bak tanjant 80 çünkü toplamları 90 ya çevirebiliyordum bu şekilde. 80 derece 70 dereceden daha büyük olduğu için tanjant değeri de büyük olacak. Demek ki A büyüktür B. A B'den büyük olacak. Hangisi doğrudur diyor. A B'den küçük diyor bu gitti bir kere. Sonra şu C ile D'yi kıyaslayalım. Kosinüs 80 dediğim açı sinüs 10 dereceye eşittir. O halde dostum sinüste de aynı tanjant gibi. Sinüs 10, 10 derece daha küçük olduğu için 20'den sinüs değeri de küçük olacak. Demek ki D de C'den küçük olacak. D küçüktür C. Bu ne diyor? D büyüktür C diyor. Bu da gitti. Başka şimdi A ile C'yi kıyaslamış, B ile C'yi kıyaslamış, D ile de B'yi kıyaslamış. Bir de bunlara bakalım dostlarım. Şimdi geldik şuna. Tanjant 70 ile sinüs 20'yi kıyaslayalım arkadaşlar. Bakalım hangisi daha büyük, hangisi daha küçük onu bir konuşalım. B ile tanjant 70, sinüs 10 var. Bunları mı kıyaslasak bir de?
Evet, tanjant 70 ile sinüs 10'u kıyaslayalım biz dostlarım. Tanjant 70, sinüs 10. Şimdi tanjant 70, tanjant 45'ten şöyle yazayım. Tanjant 45'ten daha büyük bir açı olduğu için tanjant 45'ten büyük. Tanjant 45'ten büyük. Sinüs 10, sinüs 45'ten de sinüs 45 diyeyim buraya da. Sinüs 45'ten küçük bir açı olduğu için sinüs 10 da sinüs 45'ten küçük kardeşim. Sinüs 45'te tanjant 45'ten küçük olduğu için hani ikisi de birinci bölgedeyse ne diyorduk? Daha küçüktür diyorduk sinüs her zaman. O halde sinüs 45 daha küçük olduğunda sinüs 10 daha da küçük olacak tanjant 45'ten. Yani dolayısıyla tanjant 70'te. O halde ne diyorum? Tanjant 70 büyüktür sinüs 10 olması lazım. Yani B büyüktür D olması lazım. İşte o da Bursa şıkkımızın cevabıdır dostlarım. Doğru olan şık Bursa'daymış. Peki 23'ü gömdük. Hemen çevirdik 24 numaralı köşe taşımızı. Şimdi sadeleştirme soruları dostlarım, buradaki sorular. Şöyle bir bakalım. Kotanjant alfa dediğimiz şey, kotanjantın yerine sen kosinüs bölü sinüs alfa yazabiliyorsun kardeşim. O halde öyle yazacağım. Sin alfa çarpı kotanjant yerine ne yazıyormuşum? Kosinüs alfa bölü sinüs alfa yazabiliyormuşum. Artı kosinüs alfa çarpı tanjant alfa yerine ne yazabiliyormuşuz? Sinüs alfa bölü kosinüs alfa yazabiliyormuşuz. Eşittir 1 bölü 2. Şimdi şuradaki sinüsler gitti, kosinüsler gitti. Ne kaldı geriye? Kosinüs alfa artı sinüs alfa eşittir 1 bölü 2 kaldı. Hadi gelin bir de her iki tarafın karesini alalım dostlarım. Bakın bu da benim en klasik sorular dediğim, klasikleşmiş sorular içerisinde bulunan sorulardan bir tanesi. Trigonometri konu anlatımına bakarsanız hemen her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi kos kare alfa artı ikincinin karesi sin kare alfa artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci eşittir 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Dostum kosinüs kare alfa ile sinüs kare alfanın toplamı daima 1 olacak. Hadi 1'i de bu tarafa atalım, eksi 1 olarak gelsin. Bakın 2 tane kos alfa çarpı sin alfa, yani istediği şeyin 2 katı 4, 1'den 4 çıktı. Eksi 3 bölü 4 oldu kardeşim. Bir de 2'ye bölsek bunu, eksi 3 bölü 8 geldi. Sinüs alfa ile kosinüs alfanın çarpımı. Hemen ikinci sorumuz. İçler dışlar çarpımı yapacağız bu soruda da arkadaşlarım. Yine dediğim gibi klasikleşen sorularımın içerisinde 2 ile çarpıyorum. 8 kosinüs x eksi 2 sinüs x eşittir 3 ile çarpıyorum. 9 sinüs x eksi 3 kosinüs x oldu. Şimdi kosinüsleri bu tarafa toplayalım. 11 tane kosinüs x eşittir. Sinüsleri de bu tarafa alalım. Yine 11 tane sinüs x geldi. 11'leri bölelim birbirine. Her iki tarafı bir de kosinüse bölelim. Şurada 1 kaldı. Burada da sinüs x bölü kosinüs x kaldı. Peki sin x bölü kosinüs x neydi? Tanjant x. Tanjant x 1 çıktı. Tanjant kaç 1'dir kardeşim? 45 derecedir. Yani pi bölü 4'tür dedi. Ve geldim 3 numaralı sorumuza. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Yine bakın ne yapıyorum? Tanjant ve kotanjant yerine sinüs bölü kosinüs, kosinüs bölü sinüs yazacağım. Şimdi 1 eksi kosinüs bölü sinüs, artık c bölü s diye göstereyim bunu. 1 eksi sinüs bölü kosinüs bölü kosekant dediğimiz şey 1 bölü sinüstü arkadaşlarım. Bunu da böyle yazdım. Kosekant 1 bölü sinüs. Şimdi düzenleme işlemini yapıyorum hemen. Şurası s eksi c bölü s geldi bölü c eksi s bölü c geldi. Burası da çarpı sinüs çıktı kardeşim. Çarpı yaptım, ters çevirip çarptım burayı da. Şimdi şunları bir daha ters çevirip çarpalım. Şunun yanına c bölü c eksi s geldi. Şunlar sadeleşir fakat eksi 1 kalır. Yani eksi c bölü s çarpı s.
S'ler de gitti. Eksi C. Yani eksi kosinüs kaldı. Sorumun cevabı Bursa'daymış kardeşlerim. Şimdi dostlar 12. dakikaya girdik. Burada duruyor bu videomuz, biliyorsunuz kameranın özelliği. Şimdi ben durmadan kendimi durdurup devam edeceğim sonra kaldığım yerden. Hiç hız kesmeden devam ediyorum dostlarım. 4. sorumuzda kaldık. Bakalım bu ne diyor 4 numaralı sorumuz. 2 bölü tanjant bilmem ne, 2 bölü kotanjant bilmem ne. Şimdi yine biz tanjant yerine ne yazacağız? Şöyle yazalım. 2 bölü 1 artı sinüs bölü kosinüs yazacağız. Artı 2 bölü 1 artı kosinüs bölü sinüs yazacağız. Düzenliyorum. C artı S bölü C olur. Yani şöyle oldu. 2 bölü C artı S bölü C artı 2 bölü S artı C bölü S. Ters çevirip çarpıyorum. 2 tane kosinüs bölü kosinüs artı sinüs artı 2 tane sinüs bölü sinüs artı kosinüs. Paydalar eşit oldu mu dostlarım? O zaman üstleri toplayalım. 2 tane kosinüs, 2 tane de sinüs geliyor üstler. Bölü yine aşağısı da sinüs artı kosinüs geldi. Kosinüs ve sinüsün toplamı sadeleşti. Geriye ne kaldı? Adana şıkkımız kaldı goberler. Evet, 24'ü de hallettik. Hemen 25'i de koyduk önümüze. Bakalım ne diyor 25 numara. Şimdi diyor ki tanjant alfa 2, kotanjant beta da 3'tür diyor. Buna göre kotanjant alfa nedir diye bir soru sormuş. Dostum şunu bileceksin sen. Tanjant alfa ile kotanjant alfanın çarpımı 1'dir. Yani bu şu demek. Tanjant alfa işte atıyorum k mı? Kotanjant alfa 1 bölü k olacak ki çarpıldığında 1 çıksın. Yani tanjantla kotanjant birbirinin takla atmış hali olacak arkadaşlarım. Sen bunu bileceksin kardeşim. Tanjantla kotanjant birbirinin takla attırılmış haliymiş diyeceğiz. O halde kardeş, şimdi şöyle yapalım. Tanjant kotanjant alfa istiyor ya. Tanjant alfa 2 ise kotanjant alfa nedir dostum? 1 bölü 2. Eksi tanjant beta diyor. Sen kotanjant betayı biliyorsan tanjantı da biliyorsun. Takla attıracaksın. 1 bölü 3. Şu ikiler gitti. 1 eksi 1 bölü 3 kaldı. 3 1 çıktı. 2 bölü 3'müş sorumuzun cevabı. Evet, 2 numaradayız. İşleminin sonucu kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi tanjant 1 var. Tanjant 89 var arkadaşlarım. Tanjant 89 dediğiniz şey normalde nedir kardeşim tanjant 89? Kotanjant 1'e eşitti değil mi? Toplamları 90 olduğu zaman. Peki tanjant 1 ile kotanjant 1'in çarpımı ne olacak? 1. Sonra tanjant 2 ile burada da tanjant 88 var bir öncesinde. Tanjant 88'i alıyorum dostlarım. Tanjant 88 de kotanjant 2 demektir. Tanjant 2 ile kotanjant 2'nin çarpımı ne oldu? Yine 1. Arkadaşlar sonra ne yapacaksın? Tanjant 3 ile çarpı, buradan da tanjant 87'yi alacaksın. Bunların çarpımı da 1 gelecek. Çünkü tanjant 87 ne demek? Kotanjant 3 demek ve tanjantla kotanjantın çarpımı 1 olduğu için çarpımları 1. Çarpı 1, çarpı 1, çarpı 1 şeklinde hepsi çarpıldığı vakit bir sürü 1'in çarpımı yine 1 gelecek dostum. Üçüncü sorumuz bakalım ne diyor? Tanjant x ile kotanjant x'i vermiş. Tanjantın 4. kuvveti, kotanjantın 4. kuvveti kaçtır diye bir soru soruyor bize. Hadi gelin şöyle yapalım. Her iki tarafın bir karesini alalım bakalım neler gelecek bir görelim. Birincinin karesi tan kare artı ikincinin karesi kot kare eksi 2 çarpı tan çarpı kot eşittir 1 bölü 4 oldu. Peki tanjantla kotanjantın çarpımı 1'di. 2 ile de çarptım 2 oldu. Bu eksi 2'yi de bu tarafa artı 2 olarak attım. Bakın ne oldu? Tanjant kare artı kotanjant kare eşittir. 4 kere 2 8 9 bölü 4 geldi. Şimdi gelin bir daha karesini alalım bunların arkadaşlarım. Bakalım neler olacak. Tanjant üzeri 4'ler gelecek bu sefer.
Birincinin karesi tanjant, karenin karesi tanjant 4 demektir. Yine kotanjantın karesinin karesi kotanjant 4 demektir. Artı 2 çarpı tan kare çarpı kot kare eşittir 81 bölü 16 geldi. Tanjantla kotanjantın çarpımı 1'di. E karesi olduğu zaman da 1'in karesi geldi, yine 1 oldu. 2 kaldı burada bir tek. 2'yi de buraya eksi 2 olarak atalım arkadaşlarım. Şurası 2 çıktı. 2'yi de bu tarafa eksi 2 olarak attım. Bakın zaten bu tarafta bir tek istenen şey kaldı. Şunu da düzenleyelim. 16 ile 2'nin çarpımı 32. 81'den de 32'yi çıkartacağım. 11'den 2 çıktı. 9. 7'den 3 çıktı. 49 bölü 16 geldi sorumuzun cevabı. Son sorumuza bakıyorum arkadaşlarım. Kotanjant alfayı vermiş bize. Biz artık şunu biliyoruz. Kotanjant alfa 1 bölü 3 ise tanjant alfa da 3 demektir. Kotanjant beta nedir diye bir soru sormuş. Hadi gelin şurada yerine yazalım. Tanjant alfa neydi? 3. Eksi. Tanjant beta'yı biz bilmiyoruz arkadaşlarım. Tanjant beta'ya x diyelim. Tanjant beta x olsun. Devam ediyorum. Bölü 3 çarpı x oldu burası da. 3x eşittir 1. Düzenleyelim. 3 eksi x eşittir 3x oldu. İçler dışlar yaptım. 3 eşittir 4x. 3 bölü 4 eşittir x. X neydi? Tanjant beta. E şimdi tanjant beta 3 bölü 4 ise kotanjant beta ne olacaktı dostum? Bunun takla atmış hali olacaktı değil mi? 4 bölü 3 olacak. Yani cevabımız denizli olacak diyebiliriz. Evet. 26 numaradayız arkadaşlarım. Birinci sorumuz bakalım ne diyor? İşleminin sonucu kaçtır diye bir şey sormuş. Şimdi burada şunu öğreneceğiz arkadaşlar. Eğer toplamları 180 ise iki açının, mesela sinüs alfa ile sinüs beta'yı kıyaslayacağım. Bildiğim şey şu, alfa ile beta'nın toplamı 180 derece ise, kardeş bunların sinüsleri direkt birbirine eşittir. Ama sinüs dışındaki diğer bütün fonksiyonların tanjant, kotanjant, işte kotanjantı da yazayım, kosinüs, bunların hepsi eksilisine eşittir. Yani sinüs direkt kendisine eşittir, kardeşine eşittir diyelim. Bak 110'un kardeşi kaçtır? 70. Çünkü toplamları 180 olanlara ben abi kardeş diyorum. Kardeşler, sinüste ayrım yok arkadaşım. Kardeşleri ayırmıyor. 110 neyse 70 de odur diyor. O yüzden sadeleştiriyorum, burada 1 kaldı. Ama sinüs dışındaki bütün aileler kardeşleri ayırıyor. Eksi negatif davranıyor. Birine pozitif, birine negatif davranıyor. Bak 140 ile 40. Biri negatif, biri pozitif. Sadeleştiler, eksi 1 kaldı. Yine aynı şekilde sadeleştiler, eksi 1 kaldı. Eşit değerleri ama biri diğerinin eksilisine olduğu için eksi 1 kalıyor. Peki 1, eksi 1, 0, eksi 1 kaldı bir tek sorumuzun cevabı. Geldik 2 numaraya. A ve B bütünler açılardır. O halde tanjant A n, kotanjant B nedir diye soruyor. Peki dostum şöyle söyleyeyim. Tanjant A n ise kotanjant A ne oluyordu öncelik, bir önceki köşe taşından? 1 bölü n. Peki kotanjant A 1 bölü n ise kotanjant B, bak A ile B abi kardeş, gördün mü? Bütünler açılar. Abi kardeşleri nasıl davranıyordu kotanjant? Ters davranıyordu. Biri pozitifse kotanjant B değeri kesinlikle negatif olacak diyebiliriz dostlarım. Geldik şuna. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yine bir sıralama sorusu kardeşim. Hemen bakalım. Şimdi sinüs 140. Sinüs 140 neye eşit? Sinüs 40'a eşit. Çünkü sinüs direkt aynısına eşitti değil mi? Ayrım yapmıyordu. Kosinüs 50. Dostum sinüs 40'a eşitti. Hatırladın mı? Ne demiştik? Toplamları 90 derece olduğunda birinin sinüsü bir diğerinin kosinüsüne eşittir. E bu da sinüs 40, bu da sinüs 40. Demek ki A B'ye eşit olacak kardeşim. E A'nın B'ye eşit olduğu bir tek Ceyhan şıkkı var. Direkt cevabımız Ceyhan'da diyebilirmişiz dostlar. Geldik dördüncü sorumuza. Diyor ki işleminin sonucu kaçtır diye bir soru sormuş bize. Dostum hemen bakalım.
Kosinüs 1 var. Kosinüs 179 var. Bak şu ikisini kullanacağım. Şurayı alıyorum şimdi. Şimdi kosinüs 1 ile kosinüs 179. Dostum 1 ile 179 abi kardeş değil mi? Demek ki birinin değeri kaç ise, atıyorum k mı bunun değeri? Bunun değeri eksi k olacak. Ve topladığında sen bunları sıfır gelecek şurası. Şimdi 2 ile de 178'i toplayın sıfır. 3 ile 177'yi toplayın 0. Aynı muhabbeti yaptığınızda şurası komple 0 gelecek dostum. En son geriye ne kaldı? Kosinüs 180. Kosinüs 180 de eksi 1 olduğu için cevabım eksi 1 gelecek goberler. Evet, hadi bakalım bunu da hallettik. Bir sonraki köşe taşında görüşürüz dostlar.